Yani dile getirdiğim gibi görüyorsunuz, yıllardır biz bu çile içinde yaşam sürdürüyoruz. Yaşlısıyla, kronik hastasıyla, kronik hastasıyla, yaşlısıyla, özellikle Şemdinli halkı olarak yıllardır bu çile içinde yaşadığımızı, yaşam sürdüğümüzü dile getirebilirim. Özellikle yaşlı ve hastalığı, kronik hastalığı olan hastalarımız var. Yani son günlerde Şemzinan halkı olarak büyük bir hastalığı geziyor ve bu hastalığın %90'ının da bu hava kirliliğinden dolayı olduğunu dile getirebiliriz özellikle. Talepleri zaten yıllardır dile getiriyoruz ama belli ki sesimizi daha duyuramamışız devlete karşı, devlet büyüklerine karşı. Yoksa çoktanındır biz Şemdinli halkı olarak sesimizi duyurmak istiyoruz ama sesimizi duyan olmadığı için çözüm üretilemedi daha, üretilemedi. Yani sesimizi duyan olmadı daha doğrusu şimdiye kadar. Bir çözüm bulmasını istiyoruz ve dile getiriyoruz. Yıllardır çektiğimiz bu çileyi artık son bulmasını istiyoruz. Son günlerde içimizde dolaşan bir hastalık var ve bu hastalığın %90'ının hava kirliliğinden oluştuğunu öngörüyoruz. Özellikle yani zaten hepsi bundan kaynaklanıyor. Yani devletin de buna bir el atması gerekiyor. Tabii ki çözüm bulur. Yani zaten hepsi hava kirliliği de bacalardan çıkan dumandan kaynaklanıyor. Ve özellikle bacalara hava filtre takılmasını talep ediyoruz. Şimdi bence devletin en başta kendi resmi kurumlarına getirdiği kömürü denetlemesi lazım. Kaliteli mi, kalitesiz mi? Çünkü baktığımız zaman şu anda da bir kara bulut gibi üstümüzde duruyor. Baktığımız zaman devlet kurumlarından çıkan duman simsiyah. İnsanlar dışarıya nefes almak için çıkıyor. Yalnız burada nefes alamıyoruz. Resmen zehir soluyoruz. Gördüğünüz gibi zaten hiç akşam saat 5'te başlıyor. Sabah uyandığımız zaman, hiç dışarı çıktığımız zaman maskesiz çıkamıyoruz. Belediyenin denetimi yapıp binalara filtre takması lazım. En kısa zamanda, tabii bu da çözüm olmayacaktır filtreler falan. En kısa zamanda buraya doğalgazın getirilmesi lazım. Doğalgaz gelene kadar filtre belli başlı bir çözüm olacaktır. Öbür şekilde filtre çözüm olmaz. Daha önceden odun yakacağı vardı burada. Sobalı evler vardı. Şimdi genelde kalorifere döndüğü için bu sorunla karşılaşıyoruz. Yaklaşık bir 7-8 yıldır yani şu an öksürmeyen en küçük çocuk bile yok. Bütün insanlarımız öksürmeye başladı. Kronik hastalar var, yaşlı insanlar var. İnsanlar artık dışarı çıkmak istemiyor bundan dolayı. Kış başladığı zaman, sonbahardan sonra kimse dışarı çıkamıyor. Vallahi zaten normal sosyal aktivitemiz yok. Doğal koşullarımız zorlu, engebeli bir coğrafyada yaşıyoruz. Bir de kışın bu sorun olduğu zaman hiç yaşayamıyoruz. Yani evden çıkmak dahi istemiyoruz. İnsanlar buradan göç etmeye başlıyor artık. Nüfusumuz bayağı bir azalıyor. Yani buna bir çözüm bulunması lazım. Çağrımız derhal bütün binalara filtre takılması, özellikle belediyenin bu denetimleri yapması, kalitesiz kömürlerin ortadan kaldırılması, en kısa zamanda doğalgazın getirilmesi.